Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da paylaştığım bebe mavisi hırkamızın yapımını anlatacağım. Öncelikle motiften başlayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi söyleyeceğim size. Hangi bedene uygun olduğunu zaten Instagram sayfamda motif sayıları olarak vermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir Tabi bu kocaman bir hırka olduğu için arkadaşlar bunun komple yapana kadar bitirene kadar e, anlatmamız mümkün değil. Çünkü videomuz çok uzun olur. E, o kadar zor oluyor ki inanın çok uzun anlattığımız zaman e, yüklemede zorluk çekiyoruz. Ben size motiften e, başlayarak motifin yapımını gösterip ve nasıl yapacağımızı anlatarak bu hırkamızı böylelikle tamamlayacağız. Öncelikle e, ipinizin ne kadar gittiğini bir hırka için bilemem herkesin bedeni ayrı oluyor arkadaşlar. O yüzden siz kendi bedeninize göre e, zaten ne kadar gideceğini hesaplayabilirsiniz motif sayılarından dolayı. E, şimdilik e, tığımız her zaman 3 numara. İpimiz Alize Cotton Gold. Tabi siz e, başka ipler de kullanabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar ipiniz kalınsa tığınızı da e, ince tutarsanız çok sert olur. Tığınız da kalın tutarsınız. Eliniz gevşek ise mesela ben 3 numara diyorum Alize Koton'dan değil mi? Eğer eliniz gevşek yani bol örüyorsanız bunu bunu 2,5 yapabilirsiniz. Çok sıkı ise 3,5 yapabilirsiniz. Bunu kendiniz ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi tam ortadan başlayarak motifin öncelikle yapımını göstereceğim. Sonra da hırkamızı anlatacağım. Herhangi bir ipimizden, bakın şöyle, bu renkler size burada e, öneri olsun diye şöyle getirdim. Hangi renkleri nerede kullanmak istiyorsanız bunu siz e, kendiniz belirleyin. Bunlar çünkü hepsi doğaçlama oluyor. Ben bunları hep doğaçlama yaptım arkadaşlar. Öncelikle açık mavimi aldım ve bir 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve bunu bir yuvarlak elde etmek için zaten siz bu ortayı bilirsiniz. Bunu bağlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Başlangıç olarak. Bu ortamızın içini 12 tane trabzan yapacağız. Burası milüstü alıp tam ortamıza trabzan yaptığımızda şurası 1 ve 2 tanesi olmuş olacak. Aralara 1, 2 zincir çekip isterseniz 1 de çekebilirsiniz burada. Milüstü alıp 1 trabzan daha yapıyoruz. 1 zincir çekiyorum bir trabzan yani 12 tane trabzanı bu yaptığımız ortaya şu şekilde yapacağız. İplerinizi arkadan sonra da temizleyebilirsiniz. Ben hemen temizliyorum ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 3 6 9 10 11 bir tane daha zincir çekip 12'ye tamamlıyoruz. 3 6 9 12. Bir zincir çekip bu ilk başta 5 tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. 1 2 üçüncüye ilmek almadan bunu bağlayacağız buraya. Şu şekilde. Bakın içeriden çekiyorum. Tekrar göstereceğim şimdi size içerden kaydıracağım ve bir zincir çekip bu ipimizi bitiriyoruz. Bakın ortamız hazır. Bunu isterseniz sonra isterseniz şimdi ne zaman yaparsanız ben böyle içinden de kaydırarak da yediriyorum arkadaşlar ve diğer rengimize geçeceğiz şimdi. Dediğim gibi hangi rengi kullanmak istiyorsanız o renkle yapabilirsiniz. Öncelikle krem alalım. Başlangıç olarak Aynı yerden değil de arkadaşlar ipi kırdığım yerden değil de herhangi başka bir yerden şu şekilde tutuyorum. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Her tekniği göstereceğim. İster bir zincir çekip de başlayabilirsiniz. İsterseniz deminki gösterdiğim gibi de başlayabilirsiniz. Bir zincir çektim şu şekilde. Milüste alıp herhangi bir boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ve milüs alıp ben buna milüs diyorum arkadaşlar. Bazen yorumlarda eleştiri olmuş milüs ne demek falan diye. Biz bilmiyorum ama çocukluğumdan beri ben yani örgüye başladığımdan beri milüstü derim. Yani milin üstü veya ilme kalma diyelim. Ben sizi yine anlayabileceğiniz dilden yapacağım. Bir ilme alıyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir, iki. Sonra iki zincir çekip diğer boşluğun içine ikili trabzan iki tane. İki zincir çekip diğer boşluğa tekrar iki tane trabzan. 2 zincir çekiyorum ve bunu başa kadar e, bu şekilde geleceğiz ikinci sıramızda şöyle birdi iki oldu şimdi arkadaşlar şimdi şuraya kadar gelelim Evet bu başlangıç yerimize kadar geldik tekrar burada iki zincirimizi çekip ilk başlangıç yerimize Ilme kalmadan kaydır işlemi yaparak şu şekilde bir de zincir çekerek bunu bitiriyoruz. Arkadaşlar bu motifleri istediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. Aslında bu bir motifim var benim YouTube kanalımda yine ona da çok benziyor. Zaten ondan hemen hemen onun birkaç sırası eksik. Şöyle ben bir e, arkadan iplerimizi sakladım. Şu şekilde. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir trabzanda ikiydi. Şimdi her boşluğa 3 trabzan yapacağız. Şimdi bu sefer şöyle başlayacağım size. Bu ilmeğimizi, ipimizi şuraya koyuyoruz. Ve şuradan 1 İki üç zincir çekip ilmeğimizi alıp iki kere de çıkartarak üç trabzan yapıyoruz. Yani zincirimizle birlikte başlangıç olarak üç trabzan oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya iki zincir çekip aralara tekrar ilmeğimizi aldık. Diğer boşluğa 3 tane trabzan yaptık. Yani bir, iki, şimdi şu an üç tanesini yapıyoruz ve şuraya kadar tekrar gelelim arkadaşlar. Aralar yine iki zincir olacak. Evet, sona kadar geldik. Tekrar iki zincirimizi çekip ilk başlangıç yerimize ilmek almadan şu şekilde içinden kaydırarak bir zincir çekip bu ipimizi de kapatıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu ipi tekrar arkadan önce şu e, yandaki ilmeğin kenarından tam başından geçirdim ve alttan ipimi şöyle bir kaybettim. Siz bunu daha sağlamlaştırabilirsiniz. Evet. Şimdi ben tekrar açık mavi kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bunları. Bunlar sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Şimdi tekrar açık maviden en son sıramızı yapacağız. 4 sıradan oluşuyor motifimiz zaten. Tekrar buradan ben bir zincir çekiyorum. Diğer başlangıç gibi yapacağım. Herhangi bir boşluktan Herhangi bir boşluktan ilmeğimi şu şekilde bağladım. 1 2 3 zincir çekip milistu aldım. Yani ilmeğimizi aldım. 1 2 kere de çıkarttım. 3 tane dolgu yaptım buraya. Şimdi bu 3 tane'den sonra bu köşe olacak arkadaşlar. Burası ilk köşemiz. 4 köşeli olduğu için 1 2 3 4 zincir çekip mil üstümüzü aldık aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyoruz bir köşemiz oluştu burada aralarda tek zincir çekerek bir zincir çekiyoruz ve ilmeğimizi aldık diğer boşluğa ikili trabzandan 3 tane yapıyoruz arkadaşlar Tekrar bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 3 tane trabzan. Bir zincir ve burada şimdi arkadaşlar tekrar köşe yapacağız. İlmeğimizi aldık. Bir. Bu köşelere geldiğinizde biraz daha uzun çekerseniz tam kare gibi durur arkadaşlar. Uzun çekemiyorum derseniz milüstü aldıktan sonra bir, 2 3 3 kere de çekebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Bir tane ilmek alıyorsunuz. Önce ilkini, sonra ikinciyi, sonra tamamını çekerek 3 kere de çıkartabilirsiniz köşelerde yalnızca. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar ilmek aldım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkarak şu şekilde köşemizi tamamladım. Bakın biraz daha uzun oluyor arkadaşlar. Tekrar bu aralarda zaten bir zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanımızı diğer aramızda yaptığımız gibi yapıyoruz. Bir zincir çekip bakın bu şekilde tekrar bir zincir çekip diğer köşemize geldik. Yani iki taneden sonra köşe oluyor. Şimdi tekrar buralarda yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 zincir çekip ilmeğimizi aldık aynı yere. Tekrar köşemizi yaptık. Bir zincir çekip diğer boşluğumuza yani bu şekilde sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Tekrar köşeye geldim. 3 kere de çıkıyorum. Yuvarlak yaptıktan sonra arkadaşlar hani motiflerimiz eğer yuvarlaksa köşe yapmak için biraz köşeleri uzun çekersek tam kare olur. Evet tek zincir çekip tekrar aradaki üçlü trabzanlarımızı yaptım. Bir zincir çekip İlk başlangıç yerimize tam şu noktaya yani zincir çektiğimiz 3 tane zincir çekmiştik. Tam onun başından arkadaşlar ilmeğimizi kaydırdık. Bir zincir çekip motifimizi böylelikle tamamladık. Yani motifimiz bu arkadaşlar. Şimdi Hırkaya başlarken e, nasıl şu iplerimi bir alıyorum arkadaşlar buradan. Tabii ki motiflerimizi tamamladıktan sonra e, kaç tane yapacaksanız bedeniniz kaçsa her zaman size gösterdiğim gibi bu aşağılarda ip koparmadan motif e, birleştirme e, videom var. Oradan bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar her e, videoda bunu anlatmak çok zor çünkü. Böyle e, bütün e, şu şekilde koyalım. Hırkamızın beden kısmındaki bütün motiflerimizi koyuyoruz. Ve şuradan başlayarak bu şekilde ip koparmadan e, motiflerimizi beden kısmındaki motiflerimizi ekleyeceğiz. Dediğim gibi aşağılarda ip koparmadan motif birleştirme tekniğinden videosundan yararlanarak bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde 4 sıra veya 3 sırada tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tamamen bedeninize ve isteğinize kalmış bir şey. Şimdi Motiflerimizi tamamlayıp ve ekledikten sonra üst tarafa nasıl mı geçeceğiz? Arkadaşlar her zaman şu arada öbür hırkalarımızda da olduğu gibi bu hırkadan da bu videodan da yararlanabilirsiniz bu arayı. Diğer videoların e, içinde de var burayı gösterdim zaten sizlere. Bu motiflerimiz bittikten sonra arkadaşlar ne mi yapıyoruz şimdi? Burada anlatacağım yine size tam köşedeyiz. 5 zincir çekip hemen şuradan ilk baştakine şu deliğe hemen batamayacağımıza göre arkadaşlar tığım ile göstereyim şuraya. Hemen şunun başına yapıyoruz. Sonra 4 zincir çekerek trabzanlarımızı bütün boşluklarımıza trabzanlarımızı ilk sırasını komple gidiyoruz bedene. Diğer uca kadar. Ve buraya geldikten sonra arkadaşlar dediğim gibi bedenimizin hepsini ilk sırasını şuraya yapıyoruz. Buraya geldikten sonra o yaptığınız her bir 4 zincir çektiğiniz boşluğa 3 tane trabzan yapıyorsunuz. Aralarına bir zincir çekerek. Ve geldik evet bu tarafa geldik. Tekrar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar yine burada bir 5 zincir çekip tekrar bu ıı, trabzan yaptığımız ara boşluklara aralarda 4 zincir olarak şurada yaptığımız gibi 4 zincir olarak her bir boşluğa trabzanlarımızı yaptık. Tekrar geliyoruz öbür ucu arkadaşlar buraya. Buraya kadar geldik boşluğumuzu yaptık. Aynı şurada yaptığımız işlemi 3 zincir çekip geri dönüp bu boşluklara 3 tane aralara birer zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra arkadaşlar hırkamızın üst tarafına geçeceğiz. Hırkamızı şu videomu şeyimi birazcık şöyle yukarıdan göstereyim size. Hırkamızı nasıl ayarlayacağız? Bu kapşonsuz hırka olduğu için arkadaşlar hepsi kapşonluydu fark biliyorsunuz. Bu kapşonsuz hırka olduğu için e, bunun yakasını nasıl yapacağız diye sordunuz. Ben de size bu videoyu çekiyorum. Şimdi bunun ayarlaması arkadaşlar bu hırkamızda ne kesme var ne koltuk kesmesi var. Bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Düz yapacağız. Bu biraz büyük beden arkadaşlar. 46 beden olduğu için şimdi normalde diğer hırkalarımızı şöyle kapatıyorduk değil mi? Bedeni yaptıktan sonra, beden motiflerimizi yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz ve önlerimizi ve arkamızı ayırmış oluyoruz şuralardan mesela. Böyle katladığımız zaman buraya öneri kaç tane geldi? 3 motif. 3 motifin hizasını yukarıya doğru örüyoruz. Örüyorduk değil mi? Şunun gibi. Bir tarafı delikli bir tarafı düz. Çünkü yakayı ekledikten sonra kapşon yeri yapıyoruz. Bu hırkamızda kafanızı karıştırmayayım. Bu hırkamızda böyle yapmayacağız. Bu hırkamızda bedeni yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bunu tam ortadan yakapayı koymak için biraz bu taraftan biraz da bu taraftan şu şekilde açıklık bırakacağız. Burası yakaya denk gelecek. Şu yakasına denk gelmesi için arkadaşlar. Yaka boşluğumuz olması için. Ha diyeceksiniz ki önlerimiz e, küçülmez mi o zaman? Hayır küçülmez çünkü bu e, zaten hırkamızın dört bu tarafına dört sırada bu tarafa zaten biye gelecek. Neredeyse çok az bir yeri de açık kalacak. Bu ayırdığımız yer Önlerde bu ayırdığımız yer her zaman bizim omuzumuz olacak. Yani komplesini dikeceğiz zaten. Şimdi bunu böyle bu şekilde arada boşluk bırakarak ayırdık mı bu hırkamızı? Sonra nasıl hesaplayacağız? Bu ayırdığımız yer atıyorum iki buçuk mu? İki buçuk motife denk gelecek yeri şu şekilde göstereyim. Bakın ben iki buçuktan biraz fazla yaptım. Şuraya 46 beden olduğu için arkadaşlar. Sizinki nasıl denk geliyorsa belki iki motif denk gelir. Hiç bilinmez. Bedeninize bağlı. Ve bunu o orta açıklıktan sonra ayarladınız ya arkadaşlar. Bu öndeki ayarladığınız önü yukarıya doğru ayırarak dümdüz bir şekilde çıkacaksınız. Ve diğer tarafa Diğer tarafı da ister delikli yapın isterseniz e, düz de yapabilirsiniz. Komple trabzan diğeri gibi. Bu tarafı da aynı ayırdığınız şekilde dümdüz. Hiç kesme falan yok arkadaşlar bunda. Onu da çıktık. Ve geriye kalan arkada geriye kalan boşluğumuzu da yani burayı dümdüz çıkacağız. Yani 3 parça. Arka, ön ve diğerı. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? İnşallah anladık çünkü anlamadıysanız da yorumlarda ben size zaten yardımcı olacağım. Dediğim gibi bu hırkayı birleştirip e, bitene kadar çekmem mümkün değil. Bu şekilde anlatmayı daha uygun gördüm. Şimdi bu kapşonsuz hırkamızda arkadaşlar burayı ördük değil mi? Bu ön. Bu da diğer ön. Arkamızdan zaten birazcık fazla bıraktık çünkü arkada yakada boşluk kalsın diye. Şimdi yapacağımız ne? Bu önü arkaya yani bu omuzu dikmek. Dümdüz şekilde dikeceğiz hiçbir pay bırakmadan arkadaşlar. Diğerini de ayarlayıp bunu da dümdüz dikeceğiz ve aradaki o boşluk kalacak. Bunu da buraya dikeceğiz. Şimdi dikim işlemini birazcık göstereceğim size. Sonra diktikten sonra tekrar anlatmaya Devam edeceğim. Nasıl dikiyoruz omuzları? Burası düz olacak. Burada düz, burada düz arkadaşlar. Düz düz şöyle. Yani burası da düzü, burası da düzü modelimizi Şimdi bu ilmeğimi taktım. Ben burada her zaman kırdıktan sonra fazlalık bırakıyorum ki ee, dikme ipi olsun. şunun altına getirelim biraz koyuluk olsun diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu diğer ön bedenin tam köşe ucundan itibaren bunu pekiştirdim buraya. Tam ucuca. Tekrar bir ilmek daha atacağım. Sonra arkadaşlar Buradaki ilmeği bakın şu üst ilmek gözüküyor zaten. Şöyle göstereyim. Bakın. Hiç ilmek kaydırmadan öndeki ilmeği alıyorum. Arkadakinin ilmeğini alıyorum. İlmek dediğim bakın şurada V'ler var ya onlar arkadaşlar. Bunu alıyorum ve dümdüz şu şekilde dikeceğim. Bir buradan bir diğer karşıdan. Bir bur il hiç ilmek katlamıyoruz. Bir de diğer karşıdan. Şu şekilde komple buraya gelene kadar dikeceğim arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar burayı bakın dikiyoruz böyle. Şurayı diktim. Gördünüz mü? Hiç belli değil. Önden öne. Şimdi bu bu tarafı dikeceğiz. Aynı şekilde kol bölümünden yakaya doğru milimizi pardon iğnemizi şuradan bir pekiştirelim. Ve dediğim gibi ön taraflar burası arkadaşlar. Önden öne bir dakika şu işi kapatalım birazcık daha. Evet. Görünsün. Şimdi önden öne ucdayız. Diğer uca bunu birleştiriyoruz. Aynı ilmekten ilmeğe bu ilmekten karşıdakinin ilmeğine hiç ilmek atlamadan düz tarafından yani tersinden değil düz tarafından bu şekilde yakaya doğru dikiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu şekilde diktik. Bu 46 beden olduğu için biraz büyük oldu. Büyük yani zaten bedeni büyük. Şimdi arkadaşlar bunu yani bu omuz Biraz düşük oluyor zaten. Bu da yakamız. Bakın. Bu kadar. Kollarımız, yakamız. Sonra biyelerimizi geçeceğiz. Ee, bu videomuz çok uzun olmaması için bu videomuzu bırakıp ikinci videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ve biyeleriyle kollarımızın e, nasıl yapımını tarif edeceğim sizlere. E, umarım beğenmişsinizdir. Yine yorumlarda takıldığınız yerlerde ee, oradan size yardım edeceğim. İkinci videomuzda çekeceğim. Ee, i̇kinci videomuzda, bundan sonraki videoda da diğer e, ön biyeleri ve kollarını da bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ee, çünkü videolarımız ne kadar çok beğenilirse bize daha çok ilham gelip daha çok video yapıyoruz arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz e, beğenilerinizi eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.